Dostlar selamünaleyküm. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Belki görmüşsünüzdür. Serdar Erseven Cem Yılmaz'a taktı diye haberler var. Serdar Erseven Cem Yılmaz'a taktı da demiyorlar. Bu kez de Cem Yılmaz'a taktı. Ya Serdar Erseven daha evvel Cem Yılmaz'dan başka kimlere takmıştı kafayı acaba? Bilmiyorum da. Baktım şimdi ne demişim, ne yazmışım, ne etmişim. Cem Yılmaz'ın bazı şeylerde stand-up gösterilerinde dini değerlere hakaret ya da dini değerleri alaya aldığına dair bir şeyler yazmışım. Şimdi bir kitap geçti elime. Güzel bir kitap. Tavsiye ederim. Endişeli Muhafazakarlar Çağı. Endişeli Muhafazakarlar Çağı. Volkan Ertit. Dinden Uzaklaşan Türkiye. Orient Yayınları. Şimdi orada da Cem Yılmaz'ın ve diğer bazı sanatçıların şimdi sanat tabii onu da tartışırız. Sanat nedir, sanatçılık nedir tartışırız da. Bazı stand-up gösterilerinde, bazı gösterilerinde yaptığı işlere. Mesela Cem Yılmaz bahsi var burada. Okuyorum. Bunları ben videolarını da buldum, izledim. Gerçekten bunlar var. Şimdi Cem Yılmaz cennet ve cehennemde dalga geçiyor. Diyor ki, bakın okuyorum. Herkes cennete gitmek istiyor. Benim tavsiyem kalabalık ya. Nasıl olsa böyle cennet tabelası gördün mü orada? Böyle. Affedersiniz. Çok affedersiniz. Hani biplemeyeceğim. Böyle götüm götüm ilerleyeceksin. Zaten bizimkileri, Türkiye'den gelenleri. Bir de Türklerle de dalga geçiyor. Türkiye'den gelenler de. Orada görürsün böyle küçük küçük ilerlerken. Gel abicim, gel babacım. Şimdi hani cennet, cehennem onları. Cennette bu dünyada tatmadığın bütün her şey var. Hep güzellik, hep güzellik. Öbür tarafta cehennemde yanıyorsun. Şimdi kim gider cehenneme diyor. Yanıyorsun dediğim, o filmlerde gördüğün gibi alev alev falan gibi değil diyor. Nasıl yanıyormuşsun cehennemde? Hafif bir bronzluk her zaman iyidir diyor. Kahkahalar şimdi. Şimdi cennette böyle hiç yanmamış ameledense, hani amele yanığı var ya, şimdi cehennemden cennete gidenleri, hani günahlarının kefaretini, cezasını çektikten sonra cehenneme gidenleri, böyle hafif bronzlaşmış halde baba cehennem dedik ya falan, bronz tenini gösteriyor, bronz tenini gösteriyor. Ne yapalım, nerede şeyler, avokadolar, ananaslar falan. Şimdi dalgasını geçiyor şeyle, cennetle cehennemle. Ben kesin cehennemde yanacağım, beni kesin kazağa tuttururlar diye bir şey var mı? Herkes içten içe ödüllendirileceğini zanneder. Ve pek çok inanışta öldükten sonra ödüllendirileceğin vardır. Bu dünyada tatmadığın zevkleri orada tadacaksın. Şimdi bu dünyada tatmadığın zevkleri orada tadacaksın. Hepsi değil inşallah diyor, gülüyor. Hepsi değil. Yani bu dünyada tatmadığın bütün zevkleri inşallah hepsi değil diyor. Hani öldük diye bu kadar da zulme gerek yok arkadaşlar diyor. Daha sonra bir şeyinde de yine stand-up gösterisinde de ya diyor milletin diyor 30 bin tane tanrısı var, 30 tane tanrısı var. Biz bir tane tanrıyla uğraşamıyoruz diyor. Şimdi hani bir Allah, ondan bir yaratan. Biz onunla uğraşamıyoruz. Millet 30 tane tanrıyla uğraşıyor falan diyor. Şimdi bunlar yani ben sanat çerçevesinde görmüyorum. Ben edebiyat çerçevesinde de görmüyorum. Edebiyat biliyorsunuz edepten geliyor. Şimdi Cem Yılmaz'a biz bunu söylediğimiz zaman bakın her şeyi söylüyor. Pahalılık meselesiyle, pahalılıkla ilgili söyledikleri vesaire, kendisi her ne kadar bizim hayal bile edemeyeceğimiz arabalara biniyorsa da o arabaların bir tekeri herhalde bizim ne bileyim birkaç yıllık gelirimize denk gelir. Kimsenin de malında gözümüz yok. Ama fakirlik edebiyatı yapıyor orada ya da işte fakirliğe dikkat çekiyor. Tamam, zamlara dikkat çekiyor. Ben zaten son iki videomda zamlar, elektrik zammı, benzin zammı, ne bileyim üç harflerin fiyat etiketleri, onlara zaten biz tekrar tekrar her ne kadar bize işte kimisi yandaş diyor, kimisi şu diyor, kimisi bu diyor falan. Oho, biz her taraftan tepki alıyoruz. Ama burada bir şey söylüyorum ben. Mesela Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili olarak şunu diyen bile vardı değil mi? Onun ismini anarken salavat getirmek lazım bile diyen vardı değil mi? Onun ismini anarken salavat getirmek lazım. Şimdi tabii bu hani çok böyle olmayacak bir şey, absürt bir ifade de. Ben yine de o kişiye de hakaret etmiyorum. Ve Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden olursa da yapmayın diyorum böyle. Bu hassasiyetimiz var. Şimdi Yaradan'a cennet, cehennem gibi
kavramlara, Kur'ani kavramlara böyle hakaretler edilirse bizim de en azından yani bunu yapmayın deme hakkımız da mı yok? Bir zamanlar biz hakkımızı helal etmiyoruz dedik diye hayır edeceksin. Ya benim hakkımı helal etmeme hakkım da mı yok? Benim Cem Yılmaz'ın yaptıklarını eleştirme hakkım da mı yok? Onlar her şeyi eleştirecek. Her şeyi yapacaklar. Mukaddesata istedikleri söyleyecekler. Ama ben hakaret etmeden, iftira atmadan, kaynak göstererek, efendim, video göstererek yapmayın böyle. Yapmayın böyle dediğim zaman niye benimki yanlış olacak? Niye kafayı takmış olacağım? Mesela Sezen Aksu, efendim sanattır, işte bilmem nedir, iyi sanatçıdır. Ya ben yani onun sanatının derecesini falan ölçmedim ki. Ne olursa olsun. Hiç kimsenin ben büyük sanatçıyım diye, ne bileyim ben akademisyenim diye, ben büyük akademisyenim diye değerlere hakaret etme, onları alaya alma gibi bir hakkının olmaması gerekir. Öyle değil mi? Ya da şöyle diyelim. Arkadaş, bırak bu işleri. İsteyen istediğine istediği kadar hakaret etsin. Böyle mi diyelim yani? Bu mudur fikir ve ifade hürriyeti? Bu mudur sanat? Bir de şey meselesi var. Recep İvedik, o da Şahan Gökbakar mıdır? Nedir? Bir şey yapmış. Protesto etmişler bir filmini. Vatandaşlar tepki göstermiş. O da diyor ki leş kargaları üşüştü diyor başımıza. Leş kargaları diyor. Ya birazcık kafayı çalıştır. Sen leş kargası diyorsan birilerine, yani sana üşüşenlere, kendine ne demiş oluyorsun? Kendine leş demiş oluyorsun. Öyle ya. Ben şimdi Serdar Erseven olarak birileri bana hücum ederse, ben de onlara leş kargaları dersem, hücum eden kimler? Onlar. Hücum edilen ben. O zaman kendime leş demiş oluyorum. Şimdi tefekkür yok. Düşünmüyor. Edebiyat yok. Biliyorsunuz edebiyat kelimesinin kökü de edep. Bunları söylemeyelim mi? Söyleyelim. Söylüyoruz. Söylemeye devam edeceğiz. Kimileri hoşlanmayacak. Kimileri hedefe yerleştirecek. Ama bizi anlayanlar da, bize hak verenler de mutlaka olacak. Bu videomuzu Milat Büromuzdan, Milat Gazetesi'nin Ankara Bürosu'ndan çektik. Ara sıra evimizdeki kitaplığımızdan videolarımızı çekiyoruz. Stüdyomuz var. Anlaşmalı stüdyomuz Ostim'de, Pleasant Minds. Orada çekimler yapıyoruz. Gittikçe YouTube kanalımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Gayret ediyoruz. Sizden de bir şey istiyoruz. Kanalımıza lütfen abone olun. Bildirimlerinizi açın. Yorumlarınızı lütfen videomuzun altına yazın. Bir de şu like işareti var ya, like. O da önemliymiş videoların öne çıkartılması için. Biz gayret edelim. Siz bizi teşvik edin. Siz bizi teşvik ettikçe bizim gayretimiz artsın. Ve hep birlikte güzel şeyler yapalım inşallah. Hayırlı günler diyorum efendim. Allah'a emanet olun.